Haftanın 3. işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'nda dış piyasa programıyla birlikteyiz efendim. Yine tabii piyasalarda çok fazlasıyla tartışılan petrol fiyatlarının yaratmış olduğu aslında büyük bir risk var ki daha öncesinde de bankacılık krizini piyasalar konuşurken diğer taraftan Amerika'da tekrar enflasyon ve FED'e dair kaygılar da artıyor. Bir taraftan tabii FED böyle petrol fiyatları artarken faiz artışına devam ederse büyük bir bankanın daha batma riskinden bahsediyor piyasalar ki bu anlamda gri bir tablo olduğunu efendim paylaşalım. Hemen grafiklerimize, haberlerimize bakalım. Birazdan konuğumuz olacak Fatih Anıl, ekonomist. Kendisiyle birlikte aslında hem küresel piyasalarda yaşanan bu değişimi hem de tabii ki para piyasalarındaki son durumu konuşacağız efendim. İlk haber, Akdeniz'de sıcak saatler ki Pentagon'dan önemli bir açıklama yapıldı. Kritik bir adım gelmiş oldu ki İran destekli güçlere karşı George W. Bush'un uçak gemisinin Suriye'ye yaklaştırıldı ki ve aynı zamanda İran destekli güçlerin de Suriye'deki Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik bir saldırı düzenlenmesinin ardından tedbir amaçlı bir Suriye kıyılarına yakın bölgeye konumlandırıldı ve bu anlamda Akdeniz tarafında da sıcak saatlerin efendim yaşandığını paylaşalım. Diğer taraftan tabii ABD bildiğiniz gibi işte 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'a saldırmıştı. Sonrasında Afganistan'dan çıkmıştı ve aslında yeni dünyanın da ilk savaşının Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve bu döneminde sona erdiğini gördük. O tarafta bölgede ciddi anlamda bir güç boşalımında Çin dolduruyor. Bu taraftan tabii İran'a olan yaptırımlar var ama İran'ın aslında hem bakıldığı zaman Rusya hem de Hindistan'la birlikte ve Çin'le birlikte tekrar yeni döneminde önemli bir oyuncusu olduğunu gösteren bir haber olduğunu efendim paylaşalım. Diğer taraftan Signature Bank'ında 60 milyar dolarlık bir kredi portföyü satılacak. Kimine göre ABD tarafında finansal piyasalarda yaşanan bu türbülansın esas sebebi yönetici riski ya da bir bankacı hatasından ziyade Amerika'da zaten büyük bir bankacı krizi var ve bu bankaların özellikle batırılıp büyük bankaların kurtarıldığı şeklinde bazı yorumlar bulunuyor. Diğer taraftan tabii bu bankaların da fonlanmasıyla alakalı 60 milyar dolarlık bir kredi portföyünün satılacağı söylendi. Diğer taraftan Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi ve Dogecoin olarak değiştirdi. Ve burada tabii Elon Musk'ın yapmış olduğu hamleleri piyasalar çok fazla farklı olarak algılıyor. İşte fiyatlar gidecek mi? Kripto paralara olan yansıması devam edecek mi? Ve bir manipülasyon olarak değerlendiriyor. Ama Elon Musk'ın bunu çok bilinçli bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Çünkü yeni düzende bakıldığında biz FED'i, bankaları tartışıyoruz. Belki çok büyük bir bankanın daha batmasına şahit olacağız. Dolayısıyla bu merkezi kurumları olan güven kaybının aslında merkezi olan kurumlarla birlikte bakıldığı zaman yüklenmesini görüyoruz Elon Musk'ın ve onların gelecekte aslında belki de olmayacağını işaret eden bir paylaşım yapıyor. Dolayısıyla da bu Dogecoin ve işte diğer paylaşımları, aslında manipülasyonları SEC'i ve FED'i devreye sokacak bir çağrıda bulunuyor ve onlar da aslında düzenleyici olarak herhangi bir müdahaleyi Elon Musk'a yapamadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla da Elon Musk bunu yaparken aslında şaka amaçlı yapmıyor, manipülasyonu bilerek yapıyor ve SEC ve diğer düzenleyici kurumların aslında belki de yeni finansal düzende de olmayabileceğini belirtiyor. Tabii Twitter aynı zamanda Dogecoin'i yaratarak Elon Musk Twitter'ı satın almadan önce aslında bu ürünün de tanıtımını yapmıştı ve insanlar bir şaka amaçlı olan bu logolu ürünü coin'in aslında bir dolandırıcılık unsuru olduğunu savunuyordu. Ancak Twitter'ı satın aldıktan sonra, CEO'su olduktan sonra Elon Musk belli ki orayı bir finans merkezine çevirecek ve yeni dönemde de bankaların yerine artık bu küresel çapta şirketler finansı kendi paraları üzerinden sağlamış olacaklar. Dolayısıyla da dünyada çok ciddi bir aslında paradigma değişiminde gösteren bir unsur ve köpek figürünü kullanması da orada işte bakın hayali bir ürün olması da aslında geleneksel piyasalara olan bir metafor ya da işte yüklenme diyebiliriz efendim. Dolayısıyla da her bu paylaşımın arkasında yatırım amaçlı olarak değil bir dönüşümün de bu dönemde sıkça sinyalini, mesajını her an görebiliriz efendim. Dolayısıyla da dolar endeksinde 101.99'dayız ve petrol hamlesi OPEC ülkelerini aslında yeni düzende, yeni dünyada ABD'nin artık küreselleşme ve kapitalizm dönemi sonuna geldi ve dolar hegemonyasının artık bittiğini gösteriyor ve bu uzunca bir süre herhalde
ciddi anlamda bir para savaşını göreceğiz. 1944 yılındaki Bretton Woods gibi bir para krizi yaşanacak ve nakit paraların ortadan kalktığı ve rezerv paranın ne olacağına dair muhtemelen büyük bir münakaşa olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte zaten biliyorsunuz bu münakaşanın ilk unsuru yaşandı ki Batı üzerinden yapılması bunun bu tarafta tabii ki önemli bir sinyaldi. Artık para ve sermaye dijitalleşiyor ve nakit paralardan çıkışında gösteriyor. 101.99'dayız ve FED'e olan güvende gitgide azalıyor ki piyasalarda zaten ya da yeni düzeni tasarlayanlar da tam olarak istekleri bu ve petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte artık Amerika'da ya enflasyon artacak ya da FED enflasyonu önlemek için faiz artırmak zorunda kalacak. Ancak faiz artırırsa tabii ki bir banka daha batabilir diyor uzmanlar efendim. Diğer taraftan dolar yen tarafında 132.80'deyiz. Dün Avrupa ve Amerika piyasalarında işte bakıldığı zaman karışık bir seyir vardı. Ons altın fiyatlarında 1978 dolardayız. Bu tarafta özellikle Fed'in yavaşlaması ya da enflasyonun patlaması durumunda 2000 dolar üzerinde 2800 dolara kadar hedef fiyatlar veriliyor. Ve petrol fiyatlarına baktığımız zamansa 86 dolara kadar geldik. Burada özellikle Suudi Arabistan öncülüğünde yapılan bu hamleler aslında Körfez'de ve Orta Doğu'da ve tüm aslında Doğu Avrupa tarafında bir müttefiklik yapısının Amerika'nın değiştiğini gösteriyor. Dolayısıyla da bir miktar daha bu hamleleri aslında farklı ve başka bir gözle okumakta fayda var. Bildiğiniz gibi İngiltere'de özellikle Liz Truss'ın ömrü bakıldığı zaman Marul'un ömrüyle yarıştırılmıştı. Avrupa'da özellikle Angela Merkel'in ayrılığı çok tartışılmıştı ki bu dönemde belki Merkel olsaydı bir miktar daha güçlü Avrupa sinyali olacaktı ama dağılmış bir Avrupa, bakıldığı zaman zayıflayan bir Amerika ama güçlenen bir Asya Pasifik bölgesini yeni düzende çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Tabii bu tarafta yuan mı olacak tartışmaları bir miktar belki dolar hegemonyasını kırmak için yuan ilk başta iyi bir alternatif olabilir. Ancak belli ki dijital sistemde Bitcoin'e doğru bir belki 5 belki de 10 sene sonra bir yönelim olacak merkez bankaları nezdinde. Türkiye'de tabii Mart ayında ihracat rakamlarında 23.6 milyar dolarlık bir rakam gelmiş oldu. Kanada tarafında inşaat izinleri 8.6 olarak duyuruldu ki bu tarafta %2'lik bir beklenti vardı. Euro bölgesinde ise yıllık üfe rakamlarında %13.2 seviyesini tartıştık. Aynı zamanda Almanya'da ticaret dengesi bakıldığında işte 16 milyar euroluk bir fazla verdi ama Alman ekonomisinin özellikle bu petrol fiyatlarının artmasıyla önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir krize girme olasılığı var. Tıpkı müttefiki ABD tarafında olduğu gibi efendim. Diğer taraftan tabii Avustralya tarafında da faiz oranları sabit bırakıldı ve %3.60 olarak açıklandığını paylaşalım. Tabii dünyada özellikle borsalarda o kadar büyük bir türbülans var ki ama yine de bakıldığında ortada çok büyük bir para basılmıştı. Küresel sermayenin özellikle basıldığı bu paralarla birlikte ciddi büyümeler kaydedildi. Ancak bu para bir şekilde artık geri çekilemiyor ve pandemiyle birlikte aslında biz neyi görmüştük? Hem bir sağlık krizi, hem dijital çağın başlangıcı, herkesi eve kapatarak aynı zamanda tabii ki bu kapital sisteminde sona erip belki daha başka bir sistem dönüşümünü tartışık. Dolayısıyla da bu paraların toplanması için Fed'in ya faiz artırması gerekiyor ya da faiz artırmazsa dünyada bir hiper enflasyon riski, yeni bir kıtlık ekonomisini tartışıyorlar zaten. Su kıtlığını tartıştırıyorlar. Eğer ciddi bir enflasyon ve önümüzdeki dönemde önlenemez bir sefalet olursa bakalım ülkeler nasıl bir politika izleyecek efendim. Diğer taraftan tabii önemli bir hamle var. Burada oyuncuları görüyoruz. Bu oyuncular hepsi elindeki Amerikan tahvillerini gösteriyor. Burada tabii en likit varlıklardandı Amerikan tahvilleri ve küresel oyuncular bu tahvilleri ellerinde tuttular. Özellikle burada en büyük oyunculardan bir tanesi Japonya ve Çin tarafı. Bakıldığı zaman Japonya şu anda Amerika'nın önemli bir müttefiki ve dolayısıyla da elindeki o kozları 1.1 trilyon dolarlık Amerikan tahvillerini henüz daha elinden çıkarmadı. Ancak rakibi Çin'e baktığımız zamansa o tarafta işte 880 milyar dolara kadar düştü. Ancak Çin özellikle pandemi öncesinde tam 1.3 trilyon dolarlık Amerika'nın borçlanma kağıtlarını elinde tutuyordu. Dolayısıyla da Amerika açısından da bir başka risk petrol gibi kendi karşı tarafında ciddi bir Amerika'nın tahvillerini bulunduran bir masa görüyoruz. O tarafta İngiltere 658 milyar dolarlık bir
tahvil bulunduruyor ki İngiltere tarafında da özellikle hem ABD'ye hem de Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra bir güvensizlik var. O tarafta aslında Hint-Pasifik bölgesine doğru yöneldiğini görmüş olduk. Orada özellikle siyasi çalkantılar vardı. Boris Johnson gibi bir başbakan adayı oldu. Liz Truss oldu, Theresa May oldu ve İngiliz siyasetçilerin aslında halk nezdinde bir güvensizlik yarattığını ve yerine de bu dönemde yükselen bir ülke olan Hintli bir lider geldi. Sunak ismi geldi ve bu dönemde özellikle Sunak'ın olması da İngiltere'nin birazcık daha başka bir bloğa doğru yöneldiğini gösteren önemli bir unsurdu efendim. Diğer taraftan bakıldığında tabii Amerika tarafında önemli bir gelişme var. O tarafta 30 yıllık bakıldığında tahvil bonolarında ciddi bir türbülans var ama mortgage başvurularında çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ödemeleri 3000 doların kadar üzerine çıktı ve bir başka önemli Amerikalılar için unsur da 1000 dolarlık bir araba ödemesi var, taksitleri var. Yani otomotiv taksiti var ki %17'si toplam satılan otomotivlerin %17'sine yakını 1000 dolarlık aylık ödeme yaşıyor ki ABD tarafında hem tasarrufların neredeyse sıfır noktasına doğru gelindi hem de bankalar olan bir güvensizlik var. Bir taraftan da hem mortgage hem de otomotiv sektörüne dair kredi ödemeleri ABD tarafında ciddi anlamda aslında bir sorun yaratabilir. Önümüzdeki dönemde bir likidite krizinde aslında vatandaş nezdinde görebiliriz. Tabii bu kapitalizm döneminde diyelim ABD tarafında fazla tüketim, fazla borçlanma yaşanmış oldu ancak bu sistemin yerine başka bir şeyin dönüşmesi durumunda Amerika'daki o eriyen tasarruflar önümüzdeki dönemde de aslında bu Amerikan rüyasının tam anlamıyla bittiğini gösteren önemli bir gösterge olabilir. Bu tarafta da tabii bakıldığı zaman JP Morgan'ın yapmış olduğu ABD tarafındaki tasarrufları gösteriyor ve bu anlamda tasarruflar neredeyse gördüğünüz gibi eksi noktaya kadar gelme olasılığı var. Dolayısıyla da bu tarafta özellikle ciddi bir erimenin yine yaşandığını ve pandemi öncesinde artan tasarruflar ABD tarafındaki vatandaşın elinde para kalmadığını ve tasarrufların da eksi noktaya doğru geldiğini gösteriyor. Bu da özellikle önümüzdeki dönemde bir vatandaş nezdinde bir kredi riskinin de yaşanabileceğini gösteriyor efendim. Konumuza gidelim. Fatih Anıl olacak ve kendisiyle birlikte aslında bu küresel çapta yaşanan paradigma değişiminde konuşacağız. Fatih Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar Muratcığım. Çok güzel anlattın valla. Nereden başlayalım? En sondan başlayacağım öyle gözüküyor. Çok teşekkürler. Ben hemen size sorularına yardımcı olmaya çalışacağım. Orada çünkü birkaç tane soru iletmiş olmak istiyorum Fatih Bey sizi bulmuşken. Önce isterseniz bu petrol hamlesiyle ilgili konuşalım. Yani ABD'deki bakıldığı zaman işte biz kapitalizmle birlikte en çok konuştuğumuz kurumlar IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler hep Amerika lehine alan, kararlar alan bu uluslararası kurumların aslında ilk defa belki OPEC Plus öncülüğünde ABD aleyhine bir karar aldığını görmüş olduk. Burada Suudi Arabistan özellikle çok fazla öncü olması Rusya ile birlikte aslında yeni düzende ABD'nin bir miktar daha ekonomik liderliğini herhalde devrettiğini gösteriyor ne dersiniz? Şimdi şöyle başlayalım. Aslında Murat, Suudi Arabistan Amerika'nın onayı olmadan pek bir şey yapacak güçte değil aslında. Bir defa onu söyleyelim. Şimdi burada işte Yellen çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki küresel büyümeyi olumsuz etkileyecek, işte enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyecek vesaire. Buraya kadar tamam. Fakat büyük resme baktığımız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri de en büyük üreticilerden biri. Ve petrol fiyatı biliyorsun 65 doların üstüne çıktığı zaman kaya gazı efektif hale geliyor. Dolayısıyla bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine de yarıyor bu fiyatların yükselmesi. Yani büyük resme baktığın zaman hani kritize ediyorlar fakat kendi gelirleri de artıyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da gelir artıyor. Çünkü son verilere baktığımız zaman %6'lara gerilemiş bir enflasyon var Amerika tarafında. Faiz de 5 yani negatif faiz 1'e kadar indi. Dolayısıyla burada ben bunun gerçek anlamda Amerikan ekonomisine çok büyük zarar vereceğini düşünmüyorum. Ha ne yapıyor? İşte Fed belki bir hamle daha Mayıs'ta 0.25 arttırıp orada durma ihtimali var ki büyük ihtimalle bunu yapacak. Ama diğer taraftan biliyorsun işte demin bahsettin tahvile sahip Amerikan tahvilleri elinde tutanlar çok ciddi zarar ettiler. Zarar yazmaya başladılar. Ellerinden çıkarmadı. Çin pandemiden önce çıkardı demin senin de anlattığın gibi. Ama diğer tarafta Japonya elinde ve İngiltere elinde hala Amerika Birleşik Devletleri Fed tahvillerini tutuyor. Dolayısıyla bu nasıl etkileyecek?
Özellikle Avrupa tarafını, ki Amerika bence buna oynuyor, krizi ihraç ediyor. Avrupa tarafını sıkıntıya sokacaktır petrol fiyatındaki yükseklik. Çünkü orası biliyorsun net ithalatçı, yani enerji açığı veren bir ülke ve enflasyonla mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri kadar başarılı gitmiyor. Biliyorsun 3'lerde 3,5'larda gezen bir faiz var, fakat enflasyon hala 6'larda 7'lerde. Yani Amerika tarafında sağlanan başarı, enflasyonla mücadeledeki başarı, Avrupa Birliği tarafında geç kaldıkları için faiz artışlarında yeterince sonuç alamadılar. Dolayısıyla bu son petrol kararı aynen Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi yine Avrupa Birliği tarafında daha fazla olumsuz etki gösterecektir diye düşünüyorum büyük resme baktığımız zaman. Çünkü 65 doların üstündeki bir fiyat, ki 80-85 dolarda oturtmayı düşünüyorlar anladığım kadarıyla, direkt kaya gazı ve Amerika Birleşik Devletleri tarafı net ihracatçı haline geliyor. Kaya gazından elde ettikleri petrolle. Evet. Şimdi tabii bugün özellikle Finlandiya'nın NATO üyeliğinden sonra Kremlin'den de bir açıklama vardı. Kendimizi bu anlamda bir tehdit olması durumunda korumak için gerekli adımları atacağız. O tarafta herhalde bir yeni bir, Allah korusun, Rusya'nın hamlesi olursa, bir savaş olursa, iki tarafta herhangi bir sıkıntı olursa Avrupa Birliği ile ilgili görüşleriniz nedir? Bu anlamda Euro'nun geleceğini tehlikede görüyor musunuz? Tabii böyle bir dönemde Christine Lagarde'ın IMF'den bu tarafa gelmesi, Euro ile ilgili bir yapılanma sürecinin olduğunu düşünür müsünüz? Şöyle söyleyeyim, açık söylemek gerekirse Rusya tarafı zaten Ukrayna'daki savaş biliyorsun ne kadar, bir yılı geçti. Daha orada bir sonuca gidememişken yeni bir cephe açacak gücü, kuvveti göstereceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla orada bir risk görmüyorum. Hı hı. Ama Avrupa Birliği'nin mücadelesi uzun sürecek. Biliyorsun hantal bir yapı var. Bir türlü karar çıkaramıyorlar. Faizi arttırmada hani ben bunlara güvercin falan değil, kumru diyorum. Bir türlü yeteri kadar hamle yapamadılar ve enflasyonla mücadele edemiyorlar. İçeride bir tüketim sıkıntısı var. İnsanlar gelecekle ilgili tedirgin oldukları için alışverişi kıstılar. Alışverişi kıstıklarından ötürü üretim kısıldı. Dolayısıyla hani bir resesyon sinyali her zaman var. Aylardır bekleniyor ama o bir türlü gelmeyen resesyon. Ben ona biliyorsun başka programlarda da şey dedim. Yeni nesil resesyon. Yani işsizlik tarafında büyük bir sıkıntı yok. Ben herhalde dondum. Bir kapıyı açayım kameramı istersen şey. Evet Fatih Bey, siz hocam açın kapatın. Ben de o arada tabii yorumlayacağım. 85 dolar 50 centten geçiyor varil başına petrolün fiyatı, ki ABD özellikle stratejik petrol rezervlerinden petrol fiyatını aslında tutabilmek adına elinden çıkarmıştı. Şimdi de 85 dolar 50 centte diyelim efendim. Tabii bu petrol önemli bir unsur ve özellikle tüm dünyada bir katı bir enflasyonu tartıştık. Pandemiyle birlikte lojistik krizi ve artan ham madde maliyetleri vardı. Petrol de bu anlamda önemli. Şimdi Fatih Hocam, yani çok ciddi bir paradigma değişimi var ve işte bakıldığı zaman Brezilya, Arjantin'e bir para çıkarmaya çalıştı. İşte diğer taraftan Çin'e yaklaşmaya çalışıyor. Ülkelerin itibari paralarının çok yerle bir olduğunu gördük. Vatandaşlar artık ülkelerine ve paralarına güvenmiyor. Siyasetçilerine güvenmiyor. Liz Truss'ı marulun ömrüyle yarıştırıp üzerine Sunak seçtirdiler. Yani bu anlamda bakıldığı zaman paraların bu kadar çok tartışılması, bir ekonomide bir finans dönüşümü ya da herhangi bir kripto paralara, evet, yönelim gibi bir şey olabilir mi sizce, ön hazırlığı? Şimdi kesinlikle ben biliyorsun belki de tek kişiyim bunu söyleyen, aslında 2019 yılı sonu 2020 başında pandemi adı altında bir dijital devrim yaşadık. Her şey dijitale döndü. Yani bu yayınları stüdyoya gelerek yapıyorduk. Bir türlü denk gelemiyorduk stüdyoda. Ama ondan sonra pandemiyle birlikte Skype üzerinden herkes oturduğu yerde veya bulunduğu yerde yayın yapabilir hale geldik. Dolayısıyla Zoom'du, Teams'ti, Skype'tı, yıllarca olan uygulamaları pandemi sayesinde 2 hafta içinde hepimiz kullanmaya başladık. Hı hı. Şimdi burada çok enteresan bir nokta var aslında. Bu bankacılık krizinde yaşadık bunu. Hani derler ya, bir anda insanlar bankaların önüne giderlerse işte o banka sıkıntıya girer mevduatlarını çekmek için. Hani ne yapmışlar, işte oraya paraları diziyorlar. Bir bunun anekdotu var. Paraları görünce orada insanlar vazgeçiyor. Fakat şimdi şöyle bir tehlike var Murat. Buna çare bulmaya çalışıyorlar. Dijital o kadar hızlandı ki herkes parasını dijital olarak başka bankaya, başka yere transfer edebiliyor. Şimdi buna önlem almaya çalışıyor. Şimdi bir de bankalar da değil mi topun ağzında? Özellikle bu bankalar da Avrupa ve Amerika ve özellikle İsviçre, yani güven telkin eden, kesinlikle, bir merkezden olması da bu çok önemli. Ben diyorum ki Fatih Hocam, yani sizin söylediğinize çok katılıyorum. Pandemiyle birlikte
sirenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Sirenler çaldığı kesinlikle zaman aslında biz dijital çağ tüm dünyada başladı denildi. Hepimiz aynı mesaj verildi. Yani dijital bir devrim yaşadık Murat. Artık ben bu devrimleri böyle tırnak içerisinde sanki insanlığın hayrına gibi olduğunu cümle var ama insanın pek hayrına pek olduğunu düşünmüyorum. Yani her yeni devrim yeni bir bakıldığı zaman insanların aslında bizim beceremediğimiz bir şey olduğu için ben de kötü duygular var. Yani eski düzende de bakıldığı zaman insanlar insan olmayı beceremedik değil mi? Daha fazla hırslandık. Evet, şimdi evet. Yeni düzende de bambaşka bir şey olacak. Sizin özellikle gözlemleriniz ne yönde? Yani üretim ve gıda anlamında çok fazlasıyla bir tehdit var ve bunu söyleniyor. İşte tüm dünyanın ortak kaderi. Bu mesajlar çok fazla paylaşılıyor Birleşmiş Milletler'de. Yeni bir böyle bir tüm dünyanın yaşayacağı pandemi benzeri bir kıtlık bekler misiniz? Kıtlık açısından beklemiyorum. Fakat suda biliyorsun su kaynaklarında büyük sıkıntı var. Biz de yaşıyoruz. Özellikle İstanbul'da bunu. Hani çip krizi biliyorsun pandemiden önce hiç çip olayını konuşmazdık. Fakat asıl sebebi pandemiden ziyade biliyorsun küresel ısınma. Dolayısıyla çip üretmek için çok ciddi miktarda yani bir tane çip için tonlarca su gerekiyor. Dolayısıyla oradaki bir sıkıntı yani küresel ısınmanın yol açtığı su sıkıntısı, su kaynaklarındaki sıkıntı çip üretimini etkiledi. Ve bu bütün üretim aşamalarını etkiliyor. Ha burada ne olacak? İşte daha çok dijitalleşme göreceğiz. Daha çok yeni nesil iş modelleri oluşacak ki ben biliyorsun bu konuda bir kitabım da var yeni nesil iş modelleri diye. Bunları yaşayacağız, bunları göreceğiz. Ha gıdada bir kriz olur mu? Şimdi bir enerjide de bir devrim yaşadığını Rusya-Ukrayna olayından sonra söyledik. Orada ne oldu? İşte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçildi. Bununla ilgili işler çok ciddi miktarda artıyor. Yani enerji alanında çok ciddi miktarda işte panel üretimi nasıl olacak? İşte otomotivi görüyoruz. Dün işte bugün hatta satışa başlıyor bu hafta sanıyorum Tesla Türkiye'de. İşte dün TOG olayını gördük. Dolayısıyla çok hızlı bir gelişim var yeni nesil iş modellerinde. Yani dijitalle birlikte bütün iş modellerinin içinde aslında dijitali göreceğiz. Bunu görmeye başlayacağız. Bunu gıda üretiminde, tarımda bile çok hızlı şekilde hissetmeye başlayacağız. Yani işte iklim değişiklikleri, yağmur yağdırma, tarımda işte güneş açma, yeni nesil enerji kaynakları vesaire bunları yaşamaya başlayacağız. Dolayısıyla kısa dönemde ben bir sıkıntı beklemiyorum. Çünkü artık öyle sıkıntılar yaşadık ki bunları herkes böyle kendi çapında bir takım tedbir almaya başladı. Evet. Dolayısıyla tedbir aldığın zaman da kriz gelmez. Öngörülü davrandığın zaman. Onun için kısa dönemde artık bir şey beklemiyorum. En fazla uzaylılar gelir diyorum. Çünkü biz Türkiye olarak görebileceğimiz her şeyi gördük. Bir o eksik kaldı şu anda. Umarım daha kötü olaylar görmeyiz. En kötüsünü yaşamışızdır. Evet. Önü açık dünyanın. Yani dünya tekrar bir yükselişe geçecek diye düşünüyorum. Çünkü artık herkes tedbirli bu yaşanan krizlerden sonra. Ama dediğim gibi işte küçük bir bankacılık sıkıntısı gördük. Ama sanki teyit geçti gibi böyle bir iki bankanın sıkıntıya girmesiyle yok %100 garanti verildi mevduata vesaire. İşte Credit Suisse'deki sıkıntıyı gördük. UBS onu aldı bir şekilde. Orada tabii bir takım sıkıntılar var alımda ama mecbur kaldı biliyorsun. İsviçre evet. Hükümeti destekledi bunu vesaire. Dolayısıyla yakın zamanda bir sıkıntı beklemiyorum dünya ekonomisinde. Ben uzaylıları çok seviyorum. Yani bekliyorum özlemle. çocukluğumuz E.T. filmiyle geçtiği için uzaylıları tercih ederim açıkçası Fatih Hocam. Yani pandemi evet, uzaylılar. O yüzden uzaylılardan yani korkmuyorum. Hani gelsin uzaylılar. Keşke uzaylılar evet. Gelse diyelim. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Kitabınızı da en yakın zamanda bekliyorum ve bunu bugün yayında da konuşmakta fayda var. Dünya büyük bir aslında resesyon ve işsizlik de bekliyor çünkü dönüşüm olacak ve birçok meslek belki ortadan kalkacak. Ülkeler de bu anlamda aslında bir yol haritası açıklaması gerekiyor efendim. Diğer taraftan yaşananlar için çok üzgünüm diyor Alex Lehman ve Credit Suisse yöneticisi ve bu anlamda gelişmelerin ardından konuştu ve hissedarlardan özür diledi. Bankayı kurtaramadıkları için gerçekten üzgünüz dedi ve bu anlamda bakıldığı zaman başarısızlığını efendim kabul etmiş. Diğer taraftan Janet Yellen OPEC Plus hamlesi küresel büyüme için olumlu değil dedi ve özellikle bu tarafta Dünya Bankası'na kayıp bir 10 yıl olacak uyarısı da bulundu. Hem resesyon hem büyüme kaygıları hem de bir taraftan da kıtlık konuşuluyor. Diğer taraftan Jerome Powell yani Joe Biden'ı görüyorsunuz ama meslek şey diyelim Merkez Bankası Başkanı OPEC Plus'ın kararı düşündüğünüz kadar kötü olmayacak diyor Jerome Powell ve bu anlamda piyasalara güven verdiğini efendim.
paylaşalım tırnak içerisinde. Şimdi programımızın sonuna geldik. Sevgili Eda Özdemir, Küresel Bakış programıyla devam edecek.